Arkadaşlar günaydın. Protokole gerek yok herhalde değil mi? Benim çağrılmama falan. Bir an önce işe başlayalım. İşimiz çok. Ben eğitimcilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Barolar Birliği olarak bizim gözümüzde arabulucu avukatla avukat arasında bir fark yok. Ve arabuluculuk eğitimini de sadece arabuluculuk için düşünmüyoruz. Aynı zamanda arabuluculuk eğitimi alan arkadaşlarımızın arabuluculukta taraf vekilliğini ki çok teşvik ediyoruz. Taraf vekilliği noktasında çok başarılı olmalarını arzu ediyoruz. Ve hedefimiz Barolar Birliği olarak taraf vekilliğini sonuna kadar teşvik etmek. Bu çerçevede örneğin iş uyuşmazlıklarında işçinin zorunlu olarak bir avukatla temsil edilmesi uygulamasını arabuluculukla avukatlığı tabiri caizse barıştırmak ve sosyal devlet ilkesi gereği işçinin haklarının ihlal edilmesini önlemek adına çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz adli yıl açılış konuşmasında ya da bilmiyorsunuz bu hususu özellikle dile getirdiğimde çok önemli bir destek aldık. Hemen Sayın Yargıtay Başkanı da benden sonra konuşmasını yaparken Birlik Başkanı'nın bu önerisine katılıyoruz ve mutlaka çalışılmalı dedi ve şu anda bu çalışılıyor. Bu sevgili meslektaşlarım yılda 250 bin yeni iş demek. İşin özeti şu, size çok kısaca ifade edeyim. Aranızda bana kızanlar vardır, destekleyenler vardır, şu vardır, bu vardır. Bunları şimdi sizden rica ediyorum. Bir kenara bırakalım. Haklı olduğunuz yer vardır, haksız olduğunuz yer vardır, iletişim kopukluklarımız vardır, bizim bilgimizi aktarmakta, yaptığımızı anlatmakta eksiklik vardır, algı operasyonları vardır, şudur budur. Bunları bir kenara bırakalım. Bir şeyden emin olun, bunu istirham ediyorum sizden. Ben 30 yılda biriktirdiğim tüm manevi birikimimi şu anda bu meslek bir yere gelsin diye ortaya koydum. Bundan emin olun. Çünkü devamı, bu şekilde devamı imkansız. Siyaset kurumuyla muhakkak iş yapmak zorundayız. Ama siyasi particilik yapmadan. Benden hiç kimse siyasi particilik yapmamı beklemesin. Yapmayacağım. Hiçbir siyasi particiliği ama ne orada ne burada. Çünkü bir görevimiz var. Baro başkanlarımızın da bir görevi var. Benim de bir görevim var. Siz bana verdiniz bu görevi. Değiştirene kadar var. İdeolojik her türlü bakış açısını bir kenara bırakıp artık devamı imkansız hale gelmiş olan bu mesleğin acil sorunlarını çözmek, bir nefes alanı yaratabilmek. Mucize yok elimizde. Bir mucize yaratacak değneğimiz de yok. Ama eğer sınav gelmezse, çok kesin bir ifadeyle söylüyorum, bittik. Bittik. Ondan sonra neyi konuşursanız konuşun. Her şey boş. Sınav gelmek zorunda. Bunu birlikte getirelim. Ne olur. Sınavın gereksiz olduğu noktasında başlayan bir müzakere süreci, bir mücadele süreci 6 senede sınav yapılacak noktasına geldi. Kolay olmuyor. Ve şu an taslakta 1 Ağustos 2019'dan sonra kayıt yaptıranların sınava tabi olduğu yazıyor. Ve meclisteki başlayacak olan müzakere sürecinde bu seneyi de kapsam dışı bırakalım diye bir baskı grubu çalışması var. Oysa biz 125 bin kişi, stajyer avukatlarla 145 bin kişi, ailelerimizle ve etkilediğimiz müvekkil çevrelerimizde 8-10 milyon kişi. Siz adalet istiyorsanız mahkemeden, kürsüde eğitimli hakim, savcı, avukat olmazsa olmazı söyleyemiyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Bu bir tek benden olmaz. Olmaz. Hep birlikte söylersek olur.
Rica ediyorum. Her türlü ideolojik, siyasi görüş ayrılığımızı bir kenara bırakalım. Sadece buna yoğunlaşalım. Çünkü ben şu an öyle yapıyorum. Sadece buna yoğunlaşalım. Bu sınavı mümkünse ikinci, hatta üçüncü sınıfları da dahil edecek şekilde geçirtebiliriz. Ayrıca biraz da bilgi sahibi olup konuşmayı teşvik edelim herkese. Örneğin idari yargı hakimliğinde en çok şikayet ettiğimiz hukukçu olmayanların idari yargı hakimi olmasıydı, değil mi? Öyle büyük bir mücadeleyle idari yargı hakimliğini hukukçuların sınavı geçeceği şekilde planladık ki. Bir görseniz. Hukuk fakültesi okumayanların geçmesi fevkalade zor bir sınav planladık. Ne olur sınav konularına bakın. Ve kanun maddesi olarak bir şey koyduk. Çok önemli. İdari yargı hakimliğinde en fazla %20 hukuk fakültesi dışından hakim olabilir. Çünkü idari yargı çalışanlar bilir. Anayasada hüküm var dersiniz, yönetmeliğe çarpar. Ama yönetmelik böyle demiyor diyenlerle karşılaşıyoruz. Hukukçu olmak lazım. Hukukçu. Bakın bunlar geliyor. Şu anda bana kim ne kadar kızarsa kızsın, istinafta hükmü kesinleşmiş ama ben düşünce açıkladığım için ceza aldım diyen 10 bin kişi bu kanun çıktığı gün serbest kalacak ve temyiz hakkına sahip olacak. Yaklaşık 150 bin benzer durumdaki kişi istinaftan sonra temyiz de var, rahatlığına kavuşacak. Türkiye'yi ferahlatacak bir düzenleme bu. Bunu bir tek yeşil pasaporta indirgemek çok büyük bir insafsızlık. Ama hayatımda gördüğüm en büyük insafsızlık. Yeşil pasaport dediğiniz ne ki? Ama şu önemi var. Hakimin cebinde var. Savcının cebinde var. Avukatın da cebinde olması ne demek biliyor musunuz sembolik olarak? Benim eşitliğim kağıt üstünde kanundaki maddeden değil. Bak bende de var. Eşitiz sen ne demek? Ama bunu maalesef bizim bu yaptığımız çalışmayı küçümsemek isteyenler, tamamen siyasi bir bakış, bunu buraya indirgeyerek vatandaşın kavramasını önlüyorlar. Halbuki biz vatandaşı savunuyoruz. Bak savcı suçluyor, hakim yargılıyor, vatandaşı biz savunuyoruz. Vatandaşı savunurken o kürsüye hakim ve savcıyla eşit bir şekilde oturduğumuzun altını bir kere daha çiziyor. Yoksa avukatlar kuyruğa girip yeşil pasaportla yurt dışına çıkma için birbirini ezmeyecek. Ne saçma bir anlayış bu, ne yanlış bir yaklaşım bu. Ve daha neler neler var. Örneğin ceza çalışanlar. Bazıları yine eleştirecek ama eski sulh ceza hakimi kararnamesi geliyor. Adı bir başka. Fakat şöyle geliyor. Bu da bizim çabamızda. Savcı ve şüpheli avukatın bulunduğu bir ortamda müzakere ve pazarlık yaparak, avukatsız asla olmaz, anlaşma yapacaklar. Ve bu anlaşma yine avukatın katıldığı asliye ceza duruşmasında eğer onaylanırsa hüküm geliyor. Bu ne biliyor musunuz? En az 100 bin yeni iş demek. Arabuluculuktan 250 bin yeni iş ikinci pakette. Cezadan en az 100 bin yeni iş. Ve düşünce özgürlüğünü ferahlatan, insanları rahatlatan, basın özgürlüğünü biraz daha güvence altına alan, tek başına çözüm olmadığını ben de biliyorum. Anayasayı değiştirmeden %100 bir çözüm yok. Ama bugün anayasayı değiştirseniz 2,5 yıl kıdemli hakim sorununa çözüm bulabilecek misiniz? Var mı elinizde çözüm? Var mı? Kanunla hakimlerimiz bundan sonra 10 yıl kıdemli olacaktır diyebiliyor musunuz? Var mı bir çözümünüz? Yok, benim yok. 2,5 yıl kıdemli çocuk hakim. Buna bir Yargıtay üyesi çok güzel söyledi. Hakimliğe sürüklenen çocuklar dedi. Evet. Bununla karşı karşıyayız. Kimse kızmasın. Hakimlerimiz de kızmasın. Yetişecekler. Ama 2,5 yıl kıdemli bidayet hakimleriyle adalet dağıtmaya çalışıyoruz. Peki bunun bana birisi çözümünü söylesin. Kızmak çok kolay. İşte çözümü
Bir taraftan sınav, bir taraftan hakim yardımcılığı müessesesi. Bu. Ne olur rica ediyorum, çıkan paketi okuyun. Ve ondan sonra tek vücut, her türlü uyuşmazlığı erteleyelim. Tek vücut şu meslek için birleşelim. Sizden 1,5 ay destek istiyorum. 1,5 ay. 1,5 ay. Bölünmeden, parçalanmadan 1,5 ay mecliste mücadelemizi verelim. Çıkartalım. Ondan sonra birbirimizi severiz, yeriz, yemeyiz, kavga ederiz. Ama şunu bir yapalım ne olur. Ondan sonrası kolay. Ben başarılar diliyorum. Fazla tutmak istemiyorum. Çok güzel bir çalışma olsun inşallah.